Merhabalar, ben Abdullah Çoşkun. SOLIDWORKS Composer Eğitimimize hoş geldiniz. Yedinci konumuzda sizlere render görsel oluşturma seçeneğinden bahsedeceğim. İlk olarak Composer içerisinde iki boyutlu resimler ekleyeceğiz. Ardından aktörler üzerine kaplamalar ekleyerek bu aktörleri istediğimiz seviyeye getireceğiz. Render görselini kaliteli bir hale getirmek için ışık eklemeleri yapacağız. Son olarak da gölgeler, ortam kapanması gibi render ayarlamalarını yaparak çıktığımızı alacağız. İlk olarak modeli SOLIDWORKS Composer içerisinde görüntüleyelim. Daha öncesinde başlangıç isminde bir görünüm oluştuğunu görüntüleyebiliyoruz. Şimdi ben birazdan bu görünümle ilgili düzenlemeler yapacağım. Fakat kamera açısının kaybolmamasını istiyorum. Bu yüzden hemen buraya gelip ilgili görünümü mouse'un sol tuşuyla seçip yukarıdan kamera görünümü oluştur seçeneğine tıklıyorum. Bu şekilde başlangıç görünümünün kamera açısını sabitlemiş oldum. Montaj sekmesine tıkladığımda buradaki aktörleri görüntüleyebiliyoruz. Ben bunların isim sırasına göre sıralanmasını istiyorum. Buradan alfabetik olarak sırala seçeneğine tıklayarak modelleri isimlerine göre sıralıyorum. Daha sonrasında bu aktörlerin en aşağı kısmına doğru ilerlediğimde Başarı isimli aktörlerin hepsini klavyeden Shift tuşuna basarak seçiyorum. Bunlarla ilgili toplu olarak bir işlem yapacağım. Bunun için Composer içerisinde bulunan seçim seti oluştur seçeneğini kullanacağım. Bu seçim setlerine de Başarı yani Full ismini verebilirim. Bu şekilde bir seçim seti oluşturdum. SOLIDWORKS Composer içerisinde modellerin rengine dayalı bir seçim yapma imkanına da sahibiz. Ana sayfaya geldiğimizde buradan seç seçeneğini aktif hale getiriyorum. Daha sonra renge göre seç komutuna tıklıyorum. Buradaki civatalardan herhangi bir tanesini seçiyorum. Bu komutla otomatik olarak bu civatayla aynı renkli olan tüm parçaları bu şekilde seçti. Bunlarla ilgili yeni bir seçim seti oluşturmayacağım. Daha öncesinde oluşturmuş olduğum full seçim setine bu aktörleri ekleyeceğim. Full seçim setine sağ tuşluyorum. Aktörleri seçim setine ekle komutuna tıklıyorum. Bu şekilde seçmiş olduğum aynı renkteki aktörleri full isimli seçim seti içerisine aktardım. Daha sonrasında bu seçim seti içerisinde bulunan tüm aktörleri gizlemek istiyorum. Sol tarafta onay kutucuğunu pasif hale getiriyorum. Aktörleri çalışma ekranında gizli hale getirdim. Çalışma ekranımı incelediğimde lacivert renginde iki tane tentenin burada olduğunu görüntülüyorum. Bu tentelere yaklaştığımda üzerinde herhangi bir şekilde bir kaplama bulunmuyor. Ben bu iki tenteyi seçerek Composer içerisinde kaplama ekleyeceğim. Klavyeden kontrol tuşuna basarak bu iki tenteyi seçtim. Sol tarafa doğru ilerlediğimde kaplama seçeneğinin altında göster seçeneği bulunuyor. Buradaki etkinleştir kutucuna tıklayarak kaplamayı aktif hale getirdim. Aşağıda açılan harita yolunun en sağında bulunan 3 noktaya tıklıyorum. İlgili konumdan görseli Composer içerisine aktarıyorum. Aşağı kısma doğru ilerlediğimde yükseklik genişlik oranı bulunuyor. Buradan yükseklik genişlik oranını 25 olarak ayarlıyorum ve klavyeden Enter tuşuna basıyorum. Daha sonrasında ESC'ye basıp ilgili komuttan çıkıyorum. Buradaki aktörlere yaklaştığımda kaplamanın istediğim şekilde oluştuğunu görüntüleyebiliyorum. Şimdi ise ekranda bulunan modele karşıdan dik bir şekilde bakacağım. Bunu iki seçenekle gerçekleştirebilirim. Birincisi kamerayı hizala diyerek yüz üzerinde kamerayı hizala komutunu aktif hale getiriyorum. Daha sonrasında burada herhangi bir düz yüzeye tıklayarak modele karşıdan bakabilirim. Klavyeden Ctrl Z ile geri aldım. İkinci seçeneğim ise sağ üst köşede bulunan triad'dan Z normalini seçiyorum. Bu şekilde yine modele karşıdan dik bir açıda bakabilirim. Geometri sekmesine tıklayalım. Burada bulunan temel öğeler içerisindeki herhangi bir geometriyi SOLIDWORKS Composer içerisine ekleyebiliriz. Ve daha sonrasında bu geometri üzerine bir resim uygulayabiliriz. Buradan kare oluştur seçeneğine tıklıyorum. Daha sonrasında modele biraz yakınlaşıyorum. Düz alana şu şekilde bir tane kare ekledim. Klavyeden ESC'ye bastım. Kare ekledikten sonra sol tarafta derinlik ve genişlik değerlerini görüntüleyebiliyoruz. Buradan derinlik değerini 100 olarak ayarlıyorum. Genişlik değerini de 825 olarak ayarladım.
ve buradaki kareyi bir dikdörtgen haline getirdim. Bu işlemi yaptıktan sonra bu dikdörtgenin içerisine bir resim ekleyeceğim. Kaplama seçeneğinin altında yine göster seçeneği bulunuyor. Bunu aktif hale getiriyorum. Aşağıda açılan harita yolunun en sağında bulunan 3 noktaya tıklıyorum. Artık belli bir lokasyondan görseli SOLIDWORKS içerisine aktarabilirim. Buradan SOLIDWORKS Composer logosunu seçiyorum ve bunu Composer içerisine aktardım. Aktardıktan sonra görsele yaklaştığımda orijinal konumundaki gibi olmadığını görüntülüyorum. Yani ağırlıkla lacivert renkte bir görsel buraya gelmiş. Bunun sebebi de SOLIDWORKS Composer içerisinde kaplama seçeneklerindeki karıştırma seçeneğinden dolayı buradaki karıştırma seçeneğini pasif hale getirdiğimde görselimi istediğim şekilde oluşturmuş oluyorum. Daha sonrasında görselden uzaklaştım. Görünümler sekmesine tıklıyorum ve buradan gelip yeni görünüm oluştur diyerek görünümü kayıt altına alıyorum. Bu görünümün ismini de render olarak değiştiriyorum. Şimdi ise görünümün ışıklandırması ile ilgili düzenlemeleri yapalım. Sol aşağıda özellikler seçeneğini incelediğimde ışıklar sekmesinin altında ışıklar modunun olduğunu görüntüleyebiliyorum. Burada SOLIDWORKS Composer içerisinde bulunan standart ışık seçeneklerini görüntüleyebiliriz. Örneğin buradan ağır metal seçeneğini aktif hale getirelim. Bu şekilde modelimiz buradaki ışıklandırma modlarından bir tanesiyle daha gerçekçi bir halde görünüyorsa bunlardan bir tanesini seçebiliriz. Fakat burada istediğimiz renk tonunu bulamazsak buradan özel seçeneğini aktif hale getirmemiz gerekiyor. İlk olarak çalışma ekranını pencere sekmesini kullanarak 3 ayrı parçaya bölmek istiyorum. Bunun sebebi de eklemiş olduğum ışığın konumunu daha iyi ayarlayabilmek için. Buradan geliyorum, bakın ekranı 3'e böldüm. Ekranı böldükten sonra buradaki görünümlerin konumunu ayarlayacağım. İlk olarak modele karşıdan bakacağım. Yine Z'ye normal seçeneğine tıklıyorum triyattan. Bu şekilde modele karşıdan baktık. Üstteki görseli de bu şekilde yukarıdan bakacak şekilde ayarlayacağım. Bu sefer Y'ye normal olacak şekilde triyattan ayarladım. Son olarak da sağ altta bulunan görseli X'e dik olacak şekilde bakacağım, X yönüne. X seçeneğine tıkladığımızda model istediğimiz gibi olmayabilir. Tekrardan bu X seçeneğine tıklarsak 180 derece dönecek ve burada ilgili görünümü oluşturacak. Daha sonrasında işle seçeneğine tıklıyorum. Burada oluştur sekmesine tıkladığımda spot, doğrusal ve konuma bağlı ışık seçenekleri karşıma çıkıyor. Ben buradan doğrusal ışığı aktif hale getiriyorum. Mouse'un sol tuşuna tıklayarak ilk başta ışığın kaynak lokasyonunu belirtiyorum. Daha sonrasında ışık model üzerinde hangi noktaya etki edecekse onu buradan seçiyorum. Bu şekilde ışığı ekledik. Klavyeden ESC tuşuna bastım ve komuttan çıktım. Şimdi bu ışığın üzerine geldiğimde bu şekilde mouse'un sol tuşuna tıklayarak konumlandırma imkanına da sahibim. Bir miktar sağ tarafa aldım. Bakın sağ üst köşedeki görsele geliyorum. Işığı bu şekilde ön tarafa aldım. Altta herhangi bir düzenleme yapmıyorum. İlk ışığımızı ekledik. Tekrardan oluştur seçeneğine tıkladım. Doğrusal ışık diyorum. Bu sefer ışığın kaynağını sol taraftan alacağım. Ve şuradaki silindir parçanın üst kısmına vurmasını istiyorum. ESC tuşuna bastım. Işık komutundan çıktım. Bakın şu şekilde aşağıda kalmış. Bunu biraz çapraza alıyorum. Ve bu şekilde ışık ayarlamamı tamamlıyorum. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra tekrardan pencereye tıklıyorum. Düzen diyorum ve bir bölme seçeneğini seçiyorum. Bu şekilde çalışma ekranımı ilk haline getirmiş oldum. Yapmış olduğum bu değişikliklerin kaybolmamasını istiyorum. Bundan dolayı render görseline tıkladım ve sol taraftan görünümü güncelle seçeneğine tıkladım. Yapmış olduğum değişiklikleri kayıt altına aldım. Şimdi ise zemine bir görsel eklemek istiyorum. İşbirliği sekmesine tıkladığımda burada çevre komutu bulunuyor. Daha sonrasında buradan gelip ground seçeneğini, yani zemin seçeneğini seçiyorum. Aşağı kısmı ilerlediğimde zemin kaplamasını burada görüntülüyorum. Herhangi bir alana burada tıkladığımda yine sağda 3 nokta çıkıyor. Bu 3 noktaya tıklayarak ilgili konumdan görseli çağırabilirim. Buradan geliyorum. Grass, yani zemin isimli görselimi Composer içerisine aktarıyorum. Bu görseli aktardıktan sonra aşağıda ölçeklendir seçeneğini kullanarak bunu istediğimiz şekilde ölçeğini ayarlayabiliriz. Buradan ben
sık olarak değerini ayarlıyorum. Tabii ki bu seçeneği kullanarak sadece bir görsel eklemiyoruz. Bununla birlikte aşağıda zemin gölgesi seçeneğine tıkladığımızda da modellerin gölgesinin zemin üzerinde oluşmasını da sağlayabiliyoruz. Zeminle ilgili bu şekilde gerekli düzenlememizi yaptık. Daha sonrasında işle seçeneğine tıkladığımızda burada ışıklandırma sekmesinin içerisinde bazı render ayarları var. Bunlardan size bahsedeceğim. İlk olarak piksel başına seçeneğini seçiyorum. Bu seçeneği aktif hale getirdiğimde modellerin görünüm kalitesinin biraz daha arttığını görüntüleyebiliriz. Modeli incelediğimizde parçaların birbirleri üzerine gölgelerinin oluşmadığını görüntülüyoruz. Buradan geliyorum ilk olarak gölgeler seçeneğini aktif hale getiriyorum. Çalışma ekranında bulunan aktörlerden bir tanesine yaklaşalım. Daha sonrasında render seçeneklerinden ortam kapanması seçeneğini de aktif hale getiriyorum. Bu şekilde aktörlerin birbirleriyle olan temasından dolayı oluşan gölgeleri de Solidworks Composite içerisinde görünür hale getiriyorum. İlgili düzenlemeleri yaptım. Son olarak bir de modelimin arka kısmına bir iki boyutlu görsel ekleyeceğim. Bunun için yazar seçeneğine tıklıyorum. İki boyutlu resim komutunu aktif hale getiriyorum. Sol üstten başlayacak şekilde modeli bu şekilde kaplayacak şekilde bir kare oluşturuyorum. Klavyeden ESC tuşuna bastım ve buradaki komutu pasif hale getirdim. Eklemiş olduğum bu görsel modelin en üst kısmına geldi. Ben bunu en arkaya göndermek istiyorum. Bunun için mouse'un sol tuşuyla buradaki iki boyutlu resmi seçiyorum. Sol taraftan arka plan seçeneğini etkinleşti diyerek aktif hale getiriyorum. Bu şekilde görseli arkaya göndermiş olduk. Kaplama sekmesinin altında bulunan harita yolunun en sağındaki 3 noktaya tıklıyorum. Bu şekilde ilgili konumdan görseli seçiyorum. Ve Solidworks Composer içerisine bu şekilde bir arka planı eklemiş olduk. Daha sonra görünümlere tıklıyorum ve render görünümü ile ilgili yapmış olduğum değişikliklerin kaybolmaması için görünümü güncellediyorum. Daha öncesinde eklemiş olduğum kamera görünümünü aktif hale getirdim. Tekrar render görünümüne tıkladım ve görünümü güncelledim. Bu şekilde yapmış olduğum son değişikliği de render görünümü içerisine kaydettim. Render görseliyle ilgili yapmış olduğumuz ayarlar bu şekilde. Artık ben bunu yüksek çözünürlüklü resim komutunu kullanarak bir çıktı haline getirmek istiyorum. Atölyeler sekmesine tıkladım. Yüksek çözünürlüklü resmi aktif hale getirdim. Daha sonrasında burada alfa kanalı pasif hale getiriyorum. Alfa kanalı ne işe yarıyordu? Arka planın şeffaf bir şekilde çıkmasını istiyordu. Ben burada bu şekilde bir ayarlama istemiyorum. Yumuşatmayı aktif hale getiriyorum. Yumuşatma da aktörlerin kenarlarının daha sünek bir yapıda olmasını sağlıyordu. Solidworks Composer içerisinde yüksek çözünürlüklü resim ayarlarken bunların değerlerini düzgün bir şekilde ayarlayabilmek önemli. Daha öncesinden sayfanın boyutunu nasıl ayarlayabileceğimizi göstermiştik. Buradan dosya, özellikler, varsayılan belge özelliklerine tıkladığımızda buradan sayfa formatını belirleyebiliyorduk. Eğer ki bu belirlemiş olduğumuz sayfa formatında bir çıktı alacaksak, yüksek çözünürlüklü resim ayarlarında belgenin kağıdını kullan seçeneğini seçebiliriz. Daha sonrasında DPI değerini de burada 200 olarak ayarlayabiliriz. Ön izleme sekmesine tıklayarak oluşacak görseli inceleyebiliriz. Eğer ki bu görsel istediğimiz seviyede ise daha sonrasında farklı kaydet diyerek ilgili lokasyona kaydetme işlemini gerçekleştirebiliriz. 7. konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.